Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı, anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıptır abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. İstikansın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldım yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Melahat Hanım. Aman, inanmıyorum. Siz taksicilik mi yapıyorsunuz? Evet, taksicilik yapıyorum ve onurumla çalışıyorum. Ay yapmayın Allah aşkına, çok normal bir şeymiş gibi konuşuyorsunuz. Anlayamadım, bunun taksicilik yapmanın nesi anormal? Ay yapmayın Melahat Hanım, siz daha düne kadar sosyetenin ünlü simalarındandınız. Taksicilikten başka yapacak iş mi yok? Hiç çakışıyor mu yani size? Nasıl oluyor? Sana 40 kere Tuğçe'den ayrıl dedik değil mi? Hala görüşüyorsun onunla. Bırak bu kalın kafalılığı. Derhal ayrılacaksın bu kızdan. Hayır anne. Hayır, hayır, hayır. Verdiler de günahıma. Girdiler oy, girdiler oy. İşte budur diyorum. İşte ses diyorum. İşte yorum diyorum. Seyit'in sesinin üzerine ses tanımıyorum. Seyit, seni türkücülerin starı yapacağım, kralı yapacağım, şahı yapacağım. Estağfurullah adam. Ya Seyit, bırak şimdi tevazuyu. Bu sesi bütün Türkiye'nin dinlemesi lazım. Bunun da bir tek yolu var kardeşim. Nedir ağam? Senin menajerin ben olacağım ağam. Seni gerçekten meşhur edeceğim. Benim kılavuzluğum sayesinde ikimiz birden yırtacağız. Annenin taksicilik yaptığını niye benden gizledin ha? Niye? Tuğçe, ben seni çok seviyorum. Ama annenin taksicilik yapması aramızı açacak. Annemler istemiyorlar taksicilik yapmasını. Çaresizlikten yapıyor Burak. Ya bırak Allah aşkına ya. Biriniz ya şu arkadaşınızı uyandırsın ya da üstüne bir örtü atsın. Üşütmesini istemeyiz değil mi? Murat, uyan. Affedersin genç arkadaşım. Seni uykudan uyandırdık. Ama illaki uyacağım dersen biz sınıfı toptan terk ederiz. Değil mi arkadaşlar? İbrahim abi, bir arkadaşla tanıştım. Bir sesi var, inanamazsın, muhteşem. Sanki içine Pavarotti oturmuş, oradan seslendiriyor, oradan dublaj yapıyor. Pavarotti de kim la? Boş ver abi sen Pavarotti'yi, biz ona kısaca Seydotti diyelim. Anadolu'nun karabağrından kopup gelen yanık sesli türkücü Seydotti diyelim abi. Hakkı sesliyim mi la? İğne kelime abi, iğne kelime. Sanırsın Manavgat şelalesi. Yarın akşam getir o zaman bir sesini dinleyelim. Abi harikasın. Seyit bülbül sesi keşfeden şahsiyet olarak müzik tarihine altın harflerle yazılacaksın. Ben senden çok hoşlanıyorum Dilek. Yani seni düşünmediğim bir an bile yok. Oh be, rahatladım. Okan, ben de seni seviyorum. Ne? Sen de mi seviyorsun? Evet,
Ama bir arkadaş olarak seviyorum. Ya Okan, biz seninle beraber büyüdük ya. Yani ben seni kardeşim falan gibi seviyorum. Lütfen anla beni. Ya Dilek, bize bir şans veremez misin? Okan, sen beni dinlemiyorsun galiba ya. Mümkün değil diyorum, anlamıyor musun? Bu konuyu burada kapatsak iyi olacak bence. İyi günler Okan. İyi günler. Ne haber fıstık? Ya baba, ben ondan başkasını sevmem. Ya onu çok seviyorum. Biliyorum oğlum. Ama daha çok gençsin. Daha fazla seveceğin yeni insanlarla karşılaşacaksın. Ben kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Öyle deme bak. Mesela daha sonra ben hayatımın aşkıyla, yani annenle tanıştım. Düşünsene, o kız beni zamanında reddetmeseydi annenle tanışamayacaktım. Ya baba haklısın ama içim kan ağlıyor. Reddedilmek çok kötü bir duyguymuş. Öyle deme oğlum. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Ağaçlar dalları kırıldıkça, budandıkça büyür ve olgunlaşırlar. İnsanlar da aynen ağaçlar gibidir. Kırıldıkça olgunlaşırlar. Gökçe, ağlıyorsun sen. Bir şey mi oldu kızım? Evet anne, bir şey oldu. Hem de seni çok istediğim bir şey oldu. Sayende Murat'la aramızdaki her şey bitti. Mutlu musun şimdi? Evladım, niye böyle konuşuyorsun benimle? Ben Murat'la niye ayrılmanıza sebep olayım evladım? Ben senin her zaman iyiliğini istemedim mi Tuğçe? Anne, senin yüzünden bitti diyorum bu ilişki. Anlamıyor musun? Şşş, yeter ama artık. Taksicilik yaptığını öğrenmişler. Sana defalarca kez bırak bu işi dedim. Dinlemedin beni. İlla utandıracaksın değil mi? Niye utanıyormuşum benden? Ha? Utanacak ne yaptım ben? Fahişelik mi yaptım? Dilencilik mi yaptım, hırsızlık mı yaptım? Hiçbirini yapmadım. Seni okutabilmek için namusumla çalışıp taksicilik yaptım. Bunun için mi utanıyorsun benden? Hani Hülya'nın iş yerinde bir çocuk var ya, Cenk. O, ay nasıl söylesem bilmiyorum ki. Bizim Hülya'yla bayağı ciddiymiş. Öyle mi? Diyormuş ki annenlerle tanışalım. Hülya da utanıyor, bir babama sor diyor, ne diyor diyor. Kızım, bunda utanılacak hiçbir şey yok. Madem bizimle tanışmak istiyor, gelsin tanışalım, konuşalım. Hayırlısı. Ne zaman gelsin peki? Oo, böyle acele ettiğine göre mesela yarın akşam gelsin. Tamam. Sen benim canımsın ya, sen benim bir tanemsin. Hem annenin ne iş yaptığı umurumda bile değil. Ama annenin babanın umurunda. Değil mi Burak? Evet. Onlar önemsiyorlar beni. Ama merak etme. Eninde sonunda onlar da alışacak. Burak, bu kadar saf olma lütfen. Annenle baban asla onaylamayacak bunu. Onaylamasınlar efendim. Onaylamasınlar. Annemler de bize ne ya? Biz birbirimizi seviyor muyuz? Seviyoruz. Birlikte olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Bu bize yetmez mi aşkım? Yeter aşkım. Ben seninle beraber olabilmek için gerekirse ailemi bile karşıma alırım. Ben de artık hiç kimseyi umursamıyorum. Dağıtım oldu baba. Oldu mu? Nereye çıktı dağıtımın evladım? Şırnağa baba. Şırnağa mı? Yapma ya. Üzülme baba. Vatanın her karış toprağı mukaddestir. Her yer aynı bizim için. Ben zaten vatanı korumak için gelmedim askere. Tabii oğlum. Baba, Şırnağa gidince ben arayacağım yine seni. Her gün mutlaka ara beni Mert. Her gün ara. Telefonunu bekliyorum. Merakta bırakma beni. Tamam baba. Öpüyorum ellerini. Ben de senin gözlerinden öpüyorum oğlum. Hadi iyi bak kendine. Yolun açık olsun. Hocam nasılsınız? Aha. Dün sen derste uyuyan çocuk değil misin? Maalesef. Beni böyle hatırlamanızı istemezdim ama oyum. Taksicilik mi yapıyorsun? Evet hocam. Boş vakitlerimde taksiye çıkıyorum. Okul açlığımı çıkarmak için mecburen. Tüh ya. Sana söylediklerim için üzüldüm şimdi. Yok hocam, üzülmenize gerek yok yani. Sonuçta siz de benim iyiliğimi düşünerek söylediniz bunları. Haklısın evladım. Aferin sana. Bak, hem çalışıyor hem okuyorsun. Senin gibi azimli bir öğrencim olduğu için gurur duyuyorum. Bana bak. Bana bakın. Bıktım, usandım artık sizin bu gürültünüzden, patırdığınızdan, korna seslerinizden. Çıkın gidin arsamdan. Beyefendiciğim. Beyefendiciğim. Şöyle geçip otursanız da.
Sakin sakin konuşsun. Önce siz buyurun hanımefendiciğim. Buyurun efendim. Siz buyurun. Pazar Bey, siz buyurun oturun. Ben size şöyle kendi ellerimle harika bir Türk kahvesi yapayım. Keyif keyif içelim. Zahmet buyurmasaydınız çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çantanızı alayım hocam. Sağ olun efendim. Lütfen hocam olur mu? Bizim taksiciye baksan. Profesörlerle arkadaş olmuş. Normal değil mi? Adam öğrencilerden daha çok geliyor kampüse. Ukalam. Tebrik ederim Dilek. Şimdi bu serseriyle mi takılıyorsun? Ne diyorsun lan sen cücük? Ezerim lan kafana. Ne oluyor ya? Kesin kavgayı. Okan, sana ne ya? Kim ne istersem onunla takılırım. Keyfimin kahyası mısın sen? Ya Dilek, bunun nasıl bizi bir doldurduğunu bilmiyor musun? Şuna bak. Evet var bunda. Ulan bu lafları yedirmez miyim ben sana? Kolpam. Ellerinize sağlık efendim. Ya, yemekleriniz tek kelimeyle harika olmuş. Hayır, Hülya bahsediyordu ne kadar maharetli olduğunuzdan ama... Gerçekten haklıymış. Afiyet olsun. Cenk, sen ne mezunusun? Ben işletme mezunu baba. Yalnız eklemek isterim, 2 senede master yaptım. Siz ne öğretmeniydiniz efendim? Türk Dili ve Edebiyatı. Öyle mi? Lisedeyken benim en sevdiğim dersi Türk Dili ve Edebiyatı. Okan, şu tuzunu uzatır mısın? Ben uzatırım babacığım. Pardon, ağzımdan kaçtı efendim. Allah söyletti demek oğlum. Verdilerden ağlama girdiler oy. Girdiler oy. Al bakalım delikanlı, bu da senin hakkın. Onu ben alayım abi. Menajer olarak para işlerine ben bakıyorum da. Beni istemeye gelecekler Seyit. Ne diyorsun Zeyno? Kim isteyin? Nasıl isteyin? Haber göndermişler, istemeye geleceğiz deyin. Nasıl olur Zeyno? Mümkünatı yoktur ha. Kıyarım canıma. Ne oluyor be? Neye kıyıyorsun? Nereye kıyıyorsun? Sen benim altın yumurtlayan tavuğumsun. Sen benim sermayemsin. Nasıl canına kıyarmışsın sen? Buluruz bir çözüm ya. Çözemiyor kankam. Çözemiyor. Başlık parasını denkleştiremiyorum. Ya nasıl çözemiyoruz? Gerekirse kızı kaçırırız Seyit ya. Kaçırır mıyız? Tabii. Hem düşünsene kardeşim. Kızı kaçırırsak başlık parası da vermeyiz. Kız bedavaya gelir. Nerede Dilek Safiye? Arkadaşına ders çalışmaya gitti Osman'ın. Sen ne biçim kadınsın be? Bir ayak üstünde 70 tane yalan söylersin. Sen beni keriz mi sanırsın be? Bak bakayım anında ne yazar. Ha? Keriz mi yazar burada? Estağfurullah Osman'ım. Kızı bir televizyonda gördüm. Bana gitmiş. Sen nasıl gönderirsin kızı bana? Ay kızma bana Osman'ım. Vallahi ben göndermedim. Kendi kaçmış. Yarın görüşüyoruz değil mi fıstık? Görüşürüz. Yalattırayım sana bile Osman'ın şahları ha! O kaçtı, kendini kurtardı. Sıra sizde. Gelin bakalım. Gelin madem de, gelin madem. Baba, hiç boşuna palavra atma. Pavyona gittiğini biliyorlar. Hadi ya, biliyorlar. Sen ne namussuz adamsın Sinan ya. Gülümek. Ya sen utanmadın mı beni aldın? Ya bir dakika. Ya... Bir dakika açıklayabilirim Gülübük. Ya neyi açıklayacaksın Sinan? Gülübük bir dakika bak ben ama kendim için gitmedim. Ben Seyit'i götürmek için gittim pavyona. Ha kendin için gitmedin sen pavyona. Evet. Tamam. Defol Sinan. Gülübük koy yeterli yerine. Kayana. Bir dakika. Ben tamam gidiyorum ya. Allah. Melahat Güneş'e bakıyordum. Buyurun benim. Merhaba ben Metropol Bank'ın avukatıyım. Buyurun. Eşinizin bankamıza olan borçları için mahkemeden ödeme emri çıkarttık. Varisi olarak bu borcu siz ödeyeceksiniz. Borç mu? Ne kadar? Eşinizin bankamıza 12 milyon dolar borcu var hanımefendi. 12 milyon dolar mı? Şöyle oturun. Evet, temiz hava iyi gelir. Rahatlarsınız Melahat'ım. Revitaminsiz. Ne bakarsın öyle öküzün trene baktığı gibi? Getirsene Melahat Hanım'a bir bardak su. Hemen getiriyorum Osman abiciğim.
Abla kolonya döken ferahlarsın ha. Sağ ol Seyit, sağ ol çocuğum. Biraz daha iyi misiniz Melahat Hanım? Nasıl iyi olayım Nuri Bey? Her şeyim haczedildi. Bütün mal varlığım elimden uçtu gitti. Bunlar yetmiyor gibi hala borç geliyor. Siz gönlünüzü ferah tutun Melahat Hanım. Yani ne demişler? Her kışın bir baharı, her gecenin bir ağrı vardır. Bunlar da geçecek, merak etmeyin. İnşallah Mehmet. İnşallah. Buyur ablacığım. Sağ ol abla, sağ ol. Osman Aga, ne var topladın hepimizi ya? Gelsin oturun şöyle. Toplantıya bak. Toplantı? Neymiş toplantının konusu? Arkadaşlar, Melahat Hanım'ı gördünüz. Ona yardım etmemiz lazım. Onun için aramızda para toplayacağız. Benim bankada birikmiş 2000 YTL'm var Osman abicim. Melahat ablacığım için helali hoş olsun da. Vay seni sahtekar Ali Kemal. Vay kirli çıkı vay. Hani ben boş para istediğimde yok demiştin? At yarışı için yoktur Sinan abicim. Melahat ablacığım için vardır. Öyle mi Ali Kemal? Peki, alacağınız. Alacağım var zaten. Geçen aydan halen borcum var Sinan abicim. Canım bırak şimdi ne borcu ne borcu. Yok öyle borç murcu ya. Evet Osman Aga. Peki hocam, sen ne verebilirsin? Şimdi Osman abi yanlış anlama ama Melahat Hanım'ın borcu çok fazla. Yani hepimiz bütün paramızı ortaya koysak bu paranın binde birini bile ödeyemeyiz. Ben yanlış anlamadım. Doğru anladım. Yani sen bu parayı veremeyeceksin öyle mi? Gördün mü bak yanlış anladın Osman abi. Yani ben yardımlaşmaktan kaçınmam. Melahat Hanım için ne kadar param varsa veririm. Sağ ol Melahat Hocam. Ağam, ben başlık parası toplayayım ya. Veriyorum ha. Melahat Hanım parası olduğu zaman verir bir ya. Sağ ol kardeş, sağ ol çocuğum, sağ ol. Ya sen kaç para vereceksin işe yaramaz? Ben vallahi bir sayısal kupon oynamıştım Osman'a. Al bir kuponu vereyim. Yani ikramiye, büyük ikramiye çıkarsa tamamını Melahat Hanım'a verirsin ha. Be! Beni kaytar mı geçiyorsun be? Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar hayrola? Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlarla toplantı yaparız. Toplantının konusu da Melahat Hanım'a para toplamaktır ağam. Arkadaşlar siz delirdiniz mi? 12 milyon dolar borcu var bu kadın. Bu para Türk parasıyla ne kadar eder hiç düşündünüz mü? Kaç para eder? Ha, 15 milyon yeni Türk lirası. Yani 15 trilyon. Çok paraymış be. Ya ben söylemeye çalıştım ama yanlış anladın Osman abi. Çocuklar, hepiniz iyi niyetlisiniz biliyorum. Ayrıca bu kadar yardımsever, bu kadar iyi niyetli olduğunuz için de hepinizle gurur duyuyorum. Ama Melahat Hanım'ın durumu bizim içinden çıkamayacağımız bir durum. Yani bu borç bizi aşar arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü toplantı başarısızlıkla bitmiştir. Burak, çözüm bulmamız lazım. Bu iş böyle olmayacak. Anlamadım hayatım. Ne çözüm bulacağız? Burak, sen beni dinlemiyor musun? Annemle aram çok kötü. Anneme de o eve de dayanamıyorum. Gitmek bile istemiyorum. Ya aşkım üzülme bu kadar. Yani her evde böyle ufak tefek tatsızlıklar olabilir. Ne zamanla düzelecek şeyler? Burak, bu düzelmeyecek. Annemle o evde yaşamak istemiyorum diyorum. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evden mi ayrılacaksın yoksa? Ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Bir an önce evlenip kendi evimde oturmak istiyorum. Evlenmek mi? Ne oldu Burak? Sen de benimle evlenmek istemiyor muydun? Ay istiyorum. İstiyorum. İstiyorum da evlilik için biraz erken değil mi şu an? Eskiden bir an önce evlenelim diye tutturan sendin Burak. Ne oldu da fikrin değişti şimdi? Ya benim fikrim değişmiş değil Tuğçe. Oo, sinirlisin sen. Yani her şeyi yanlış anlıyorsun. Alo, anne. Neredesin oğlum sen? Hani bugün okuldan erken çıkacaktın? Ya geleceğim tabii ya, geleceğim. Kafedeyiz şu an. Kim var yanında? Hiç. Bir arkadaş var şu an. Burak, yine Tuğçe denilen o Allah'ın belasıylasın değil mi? Oğlum,
Ne biçim adamsın sen ya? Ne desek tersini yapıyorsun. Biz ayrıl diyoruz. Sen gidip iyice kene gibi yapışıyorsun kıza. Anne, bir saat sonra geleceğim ben. Tamam. Hadi. Hadi. Bir arkadaş demek ha. Annene benimle olduğunu bile söyleyemiyorsun. Of. Ya Tuğçe, ne olur bir de sen gelme üstüme. Ne kadar yanlış tanımışım seni. Benimle birlikte olduğunu söyleyecek cesaretin bile yok senin. Evlenmeye nasıl cesaretin olacak? Yazıklar olsun. Tuğçe, hop. Nereye kızım ya? Seninle bir geleceğim olmayacaksa burada kalmamın ne anlamı var? Tuğçe, sen beni çok yanlış anladın. Hem bir geleceğimiz olmayacağını kim söyledi? Hı? Tamam. Tamam, evleniyoruz. İyi de Burak, annenler onaylamazlar ki. Bir şekilde ben onları ikna etmeye çalışacağım artık. Tamam, hadi gel. Hadi. Abi. Ne oldu? Tadın kaçık gibi. Senin bu oğlun insanda tat mı bırakıyor Allah aşkına Hazım? Ne oldu yine? Daha ne olsun? Biz Burak'a kaç kere Tuğçe'den ayrıl demedik mi? Evet, dedik. Dedik dedik de dinliyor mu hiç bizi? Arıyorum beyefendi kafede. Tuğçe Hanım'la keyif çatıyor. Oh ne ala! Ne inatçı çocuk bu böyle? O inatçıysa ben ondan çok daha inatçı. Onu o kızdan nasıl ayıracağımı çok iyi biliyorum ben. Ne yapacaksın? Melahat'la konuşacağım. Bu işe bir son ver diyeceğim. Melahat Hanım ne yapabilir ki? Safım benim. Farkında değilsin değil mi? Neyin farkında değilim? Bunların hepsi Melahat'ın başının altından çıkıyor. Kızını o dolduruyor. Burak'a kafala da evlen diye. Aklınca bize yamanacak. Ama ben izin vermem. Avuçlarını yalayacaklar. Alo, buyurun Akasya Durağı. Evet efendim, adresi alayım lütfen. Tamam, hemen taksi geliyor efendim, iyi günler. Osman Fırla canım. Menekşe 25. Bir kağıda yaz da ver, ben unuturum onu be. Elbet bir çaresi buldun be Melahat Hanım. Haydi, eyvallah. Melahat Hanımcığım. Yeter artık, kendinizi yediniz bitirdiniz ya. Bırakın ağlamayı artık. Elimde değil Nuri Bey. Ben güçlüyüm. Tek başıma çalışır. Kızımı okuturum, ayakta dururum diyordum ama şu düştüğüm duruma bakın. Allah'tan umut kesilmez Melahat Hanım. Elbet bulunur bir çaresi. Dünyanın sonu değildir abla. Merhabalar. Merhaba Murat. Abi, Melahat abla niye ağlıyor? Hiç sorma Murat. Melahat Hanım'ın durumu hiç iyi değil. Ölen kocasının borçları için bugün banka ödeme emri yolladı. Yapma ya. Ya. İnsafsızlar rahmetlinin 12 milyon dolarını da abladan istiyorlar. Murat, ben bu kadar parayı nasıl öderim oğlum? Ödemeyeceksin ablacığım. Zaten hukuken ödemenize de gerek yok. Hadi bırakın artık ağlamayı. Nasıl hukuken ödememe gerek yok? Ablacığım, bu borç size eşinizden miras kalmadı mı? Evet. Tamam. Gideceğiz mahkemeye, reddi miras davası açacaksınız. Siz de bu şekilde bu borçtan kurtulmuş olacaksınız. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki de ciddiyim. Unuttunuz mu? Ben hukuk fakültesinde okuyorum. Avukat çıkacağım yakında. Ah benim canım. Seni Allah mı gönderdi karşıma? Omuzumdan o kadar büyük bir yük aldın ki Murat. Ey koçum Murat'ım. Gel gel. Gel aslanım. Hele bir üniversiteyi bitirsin, fişek gibi avukat olacak. Ben de istediğim kadar suç işleyeceğim. Murat beni kurtaracak değil mi Murat? Değil Sinan abicim, değil. Sen suç falan işleme de sonra ben de kurtaramam seni ha. Kardeşim, o zaman avukat olmanın bana ne faydası var? Ben suç işleyip de sen beni kurtarmadıktan sonra. Murat'cığım, peki ben bu reddi miras davasını nasıl açacağım şimdi? Şimdi Melahat ablacığım, ben birazdan üniversitedeki hocama telefon ederim. O bize bir randevu verir. Sonra gideriz yanına, bize yol gösterir. Canımsın sen benim be. Sağ ol ya. Ne demek abla? Ve kız hanım, arabaya bindiğinden beri dut yemiş bülbül gibi hiç konuşmadın. Gideceğin yeri bile söylemedin. Eyvah, bir lakta kızdı. Tamam tamam, sen kendini yorma. Tamam. Ben böyle gideyim, sen sonra söylersin, tamam mı? Ha? Beykoz'a mı gideceğiz? Yok. Beşiktaş'a mı gideceğiz? Yok yok.
Dener Bey'e mi? Yok yok. Ha tamam anlaşıldı. Brüksel'e gideceğiz. Hay Allah ya, hay Allah. Brüksel İstanbul'un semtidir ki işte benim de kafa ya. Hay Allah. Tamam tamam bırak gevezeli. Sağdan mı gideceğiz, soldan mı? Sağ. Ha tamam. Demek sağdan gideceğiz. Osman Aga sen lep demeden leblebiyi anlar. Haydi bakalım. Sola girelim diyecektim ben. Bre adam silesene soldan gideceğiz diye. Allah Allah sen beni delirteceksin mi? Benim sinirimi tepeme fırlattırıyorsun be. Anam. Ne? Anama mı küfrediyorsun? Seni öldürürüm ben be. Seni öldürürüm ben. Kafanı bile yararım ha. Anladın mı seni? Sen nasıl konuşuyorsun Osman Aga? Ne küfür etmesi? Be adam. Ana yola girelim diyecektim ben. Hayır öyle mi? Özür dilerim be kardeşlik, özür dilerim be. Ben anladım benim anama küfür edersin. Özür dilerim canım, özür dilerim. Tamam tamam şimdi hemen ana yola dönerim ben. Ha tamam. Anne. Ne? Ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Anne ne olur. Anne ne olur. Kız Allah'ın tevekkeli. Susadın canına sen galiba. Bu ben öldürür hem seni hem beni. Katliam yapar evde vallahi. Yapma ya. Ya hadi lütfen. Ay bir de yapma der susak. De ne yaptın be kızım? Ne yaptıysan sen yaptın. Ne vardı diskoya gidecek? He? Manken kızın arkasında durdun böyle maymunlar gibi. Çıktın televizyona. Baban da gördü, hapsetti bizi eve. Anne, ben bu evde sıkıntıdan öleceğim. Ay ille öleceksen sıkıntıdan öl. Babanın seni öldürmesinden daha iyidir. Anneciğim, babam zaten işte. Nereden haberi olacak çıktığımdan? Mahalleye şöyle bir yarım saat dolaşıp geleceğim. Ya hadi ne olur. Te yarım saat. Kırarım bacaklarını geçerse yarım saate. Annelerin en güzeli ya. Gel bir öpeyim seni. Tamam tamam hadi yeter hadi. Yağcır. Te süslenmeyesin apakurya maskarası gibi. Te duyar mı hiç? Bırak bunu. Evlilik işini kimseye söylemeyelim. Niye söylemiyoruz hayat? Çünkü bize engel olurlar Burak. Yani annem şu anda evlenmeme hayatta izin vermez zaten. Önce okulumu bitirmemi istiyor. Sizinkilerin de konuya bakışı malum. İyi peki tamam. Kimseye söylemeyeceğiz. Sen şu gerekli evrakları hazırla da bir an evvel kıyalım nikahı. Aşkım çok mutluyum. Ben de hayatım, ben de. Vay, çiçek ha. Bak güzel kardeşim, benden sana bir abi tavsiyesi. Kadın milletin öyle çok fazla çiçek falan alıp şımartmayacaksın. Yoksa kılıbık olursun, söyleme sahip o elindeki laleler gibi bir lale olursun. Ne alakası var ya? Ne alakası var olur mu kardeşim? Misal beni al. Ben çok maço bir erkeğimdir. Öyle karıma çiçek falan alıp şımartmam onu. Sesimi duydun mu saklanacak yer arar şerefsizim. Pardon birader. Alo. Gülübek. Canım karıcım benim yavrum. Arım benim. Kelebeğim. Kanarya ötüşlü bülbülüm. Doğan görünüşlü şahinim. Bırak yalakalı Sinan. Bavullarını hazırladım gel al. Ne diyorsun Gülübek ya? Ne bavul hazırlamaz? Ne yani kovuyor musun beni? Gülübek, ben sokak köpeği miyim? Canın istediği zaman gel kuçu kuçu Sinan. Canın istemediği zaman hoş Sinan. Hoşmuyorum ulan yani gitmiyorum. Akşam eve geleceğim Gülübek, o zaman görüşürüz. Sakın eve geleyim deme Sinan. Vallahi billahi açmam kapıyı, haberin olsun. Ne diyorsun Gülübek ya? Ne demek kapıyı açmam? Ah sevgilim sen açma tabii. Ben seni yorar mıyım hiç? Benim anahtarım var, ben onunla açar girerim. Canım karıcım benim. Hatırlattığın iyi oldu Sinan. En iyisi ben bir çilingir çağırayım da kapının kilidini değiştireyim. Gülübek, ne çilingiri ya? Ne kapının kilidini değiştirmez. Gülübek kapatma kapıyı. Gülübek kapatma pencereni, camını. Gülübek telefonu kapat. Gülübek. Kapattı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Maça oydun sen değil mi birader? Ne diyorsun kardeşim sen? Gıcık mısın? Gülübek görünür. Ne biçim araba kullanıyorsun kardeşim? Sağına sonuna baksana salatalık.
Ehliyeti bakkaldan mı aldınız düdükler? İnin arabadan be şuursuz büyükler. Bak gördün mü korktular ne mi yok ol falan. Çıksanıza dışarı ha. Çıkın dışarı. Gelin. Tutun. Merhaba arkadaşlar. Ya siz 500 misiniz arkadaşlar? Şu Yusuf. Gel bakayım Yusuf, buraya. Yusuf. Dur Yusuf. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yusuf? Anne. Hadi ben çıkıyorum. Kız. Bu ne kılık susak boya küpüne mi düştün? Ah öldürüverir baban görmesin seni bu kılıkta. Git değiştiriver üstünü hadi kızım. Aman anne ya nereden görecek babam Allah aşkına? Eyvahlar olsun Osman geldi. Abdala malum oldu ne? Anne ne yapacağız şimdi ya? Eninin körünü yapacağız. Şimdi sil bakalım sen şu makyajını. Ya tamam dur yapma. Kızım. Koş banyoya koş. Çabuk musluğu da aç banyo yaparmış gibi. Hadi kızım. Ya Osman'ım. Yiğidim. Aslanım. Hayırdır ne oldu? Sen gelmedin gün vakti. Beni mi özledin? Bundan böyle bu evde ürfi idare ilan ettim Safiye. Tamam mı? Bundan böyle günde 3-5 kez gelip kontrol edici beni. Ya iyi yaparsın Osman'ım. Dilek nerede? De banyodadır Dilek. Değil mi? Dilek kızım, banyoda mısın? Evet, banyodayım baba. Bir şey mi oldu? Aferin kızım. Aferin. İyice yıkan pakla. Aferin. Sağ ol babacığım. Bak Safiye, rüzgarın üstünüzdedir ha. Tamam mı? Bundan sonra ana kız Ege sokağa çıkarsanız bu çöp bacaklarınızı böyle çıt diye kırarım ha. Ona göre. Sonra Süleyman'ı deme. Te evimizin direği sensin Osman'ım. Sen ne dersen olur. Aferin. Böyle yola gelin işte. Hayırlı işler Osman'ım. Direkt gel gitti baban. Suyu boşa akıtma gel. Anne. Babam da gittiğine göre ben artık dışarı çıkabilirim. Değil mi? Nereye gidersin kız? Yarım akıllısı. İlle öldürteceksin mi babana bizi? Otur oturduğun yerine. Yürü. Çık, yürü. Biz arabadayken sen bize bir şeyler diyordun. Söyle bakayım bir daha. Yok ben sizin gibi saygıdeğer abilerime çarptım olmuş olduğum için çok üzgün olduğumu söylüyordum. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yok yok saltalıklı maltalıklı bir şeyler diyordun. Şuursuz ibibik falan ben de bir şeyler duydum. Abi ne salatalı olur mu ya? Manav dükkanı mı burası öyle bir şey der miyim? Abi bu benim kabahatim değil bu arabaların kabahati. Ben diyordum ki arabaların camlarını çok kalın yapıyorlar. Hani ben dışarıdan size bir şey söyleyince o içeriden duyulmuyor abi. Tabii kabahat bende değil arabalarda abi. Aslında bu firmaları mahkemeye vermek lazım. Tüketici hakları var ya abi. O hani tüketici yasası falan arabanın camını o kadar kalın yapmamaları lazım. Sus çakal arabayı haşat ettin. Bütün masrafı sen ödeyeceksin. Olur mu abi? Yusuf Yusuf abi benim kabahatim yok ki. İsterseniz trafik polisi çağır. İstersen trafik polisi değil imam çağır canım. Yok abi ben söz veriyorum elime para geçer geçmez ilk sizin arabanızı yaptıracağım abi. Sus al şu kartı. Yarına kadar parayı bu adrese getirmezsen kendini ölmüş bil tamam mı? Tamam abi. Ver telefonunu bakayım. Tamam abi öyle vereyim. Döner misin sırtına abi? Şimdi ben yazayım numarayı. 0500. Safiye ablana 5 kuruş başlık parası vermedim. Bizim oralarda bir adet yok. Sizden gelen istekler doğrultusunda... Ali Kemal, Nuri Baba, Melat ablaya bir de Mehmet Hoca hemen bir çay götür. Çardak da bekliyorlar. Aman abicim ya, çayın sırası mı şimdi? Benim radyodaki Peri'nin programı başlıydı. Sesine kurban oldum. Adeta bülbül gibi şakıydı. Bre vitaminsiz, kudurdun mu? Televizyondaki evlilik programları bitti şimdi de radyoya mı saldın be? Murat kardeş, sen çayı kendi al sana. Bundan hayır yoktur. Haklısın Mesut, haklısın. Her zamanki gibi yine kıpır kıpır, fıkır fıkır dinamik bir programda sizlerleyiz. Ve konumuz aldatma. Konuyla ilgili telefonlarınızı bekliyorum. 848-53-53. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Akasya Durağı'ndan Ali Kemal. Arkadaşlarım bana Al Pacino derler kısaca. Söylemesi ayıp. Kendisine biraz benziyorum da. Al Pacino'nun kamyon çarpmış. Vallahi Perucuğum, benim senin gibi bir sevgilim olsa onu hayatta aldatmazdım hem. Kapat şu telefonu. Geç şuraya ver. Alo. Bacım. Kafayı mı yedin oğlum ya? Herhalde beni izinmeyeceksin bizi. Geç şuraya ver. Kudurdu, kudurdu. Mart kızız gibi dama çıkacak neredeyse. Evet, kudurdu abi. Ne demişler? Geldi yaz ayları, gevşedi Ali Kemal'in yayları. Yayları. Yok yok, ben çözümü bulmuş ama. Ha bunun yemekleriye şapatak. Şap ne işe yaradı?
Ayıptır ağam, söylemeyeyim. Ha. Ay Cenk'cim, işlerinizin alıp buraya çay içmeye mi geldik? Ben de önemli bir şey konuşacaksın sandım. Konuşacağız Hülya'cığım. Bir saniye. Benimle evlenir misin Hülya? Cenk! Çok romantiksin. Cevabını bekliyorum Hülya. Evlenir misin? Evet Cenk, evet. O zaman düğün hazırlıklarına bir an evvel başlayalım. Olur mu öyle şey? Gelip önce beni ailemden istemeniz lazım. İyi. Halama söyleyeyim de müsait olduğunuz bir zamanda gelelim biz. Arkadaşlar ben öldüm, ben bittim, ben mahvoldum. Gel Osman Aga, sen de başlayayım, hakkını helal et. Ne oldu be çocuğum? Aham ne oluyor? Gel Seyit Kurban, seninle de helalleşelim kardeşim. Senden menajerlik ücreti olarak piyasanın biraz üzerinde para aldım. Hakkını helal et. Ya ne oluyor Sinan? Dur biraz ya. Baba, durmanın sırası değil Nuri baba. Benim hepinize helalleşmem lazım. Benim günahım çok olduğu için helalleşmem de uzun sürer. Ben şimdiden başlayayım. Gel seninle de helalleşeyim Nuri baba. Hakkını helal et. Baba beni öldürecekler baba. Kim öldürecek oğlum seni? Sakin ol. Kaza yaptım baba, kaza yaptım. Her kaza yapanı öldürürler mi ağam? Yok Seyit, öldürmüyorlar. Ama ben talihsizim kardeşim. İstanbul'da 2,5 milyon tane araba var. Ben gittim çarpa çarpa mafyanın arabasına çarptım ya. Ne? Mafya mı? Uy. Oğlum telaşlanma oğlum ya. Ya kamil ettirsin arabalar, ne olur biter. Sağ ol baba ya. Benim de aklıma geldi. Takdir edersin ki o kadar zeka bende de var. Ama ben bu işi uygulamaya sokamıyorum. Niye? Çünkü Osman Aga tam 5000 yengeye tutuyor. Oysa bende 5 lira bile yok. Nasıl ödeyeceğim? Ben mahvoldum. Ha, ama siz derseniz ki biz aramızda para toplarız. Sinan kardeşimize yardımcı oluruz derseniz bakın ona itiraz etmem yani. Bizde nerede o kadar para oğlum? Yani biz toplasak en fazla 2000 lira toplarız. O zaman ben mahvoldum. Gülübük'ten de isteyemem. Seyit'i pavyona götürdüm diye bana küs, evden kovdu beni. Ben kaç gündür zaten Ali Kemal'in yatağında yatıyorum baba. Ağam, sen meraklanma ya sen. Ben yengeyle konuşacağım, sizi barıştıracağım ha. Bak bu denemeye değer. Ha. Verir mi o zaman? Verir, verir. Konuş. Ahu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle yalnız konuşabilir miyiz? Ben de kalkacaktım zaten. Müsaadenizle. Buyurun. Bir sorun mu var Ahu Hanım? Evet, hem de büyük bir sorun var. Nedir sorun? Sorun sizin kızınız hanımefendi. Kızım mı? Tuğçe bir şey mi ya? Daha ne yapsın hanımefendi? Oğlumun yakasına kene gibi yapışmış, bırakmıyor. Haddinizi aşıyorsunuz ama. Hayır efendim, siz haddinizi aşıyorsunuz. Farkında değil misiniz hanımefendi? Sizinle dünür olamayız. Çünkü siz artık bizimle aynı seviyede değilsiniz. Bir şoförsünüz siz. Tabii ben sizinle aynı seviyede olamam. Ben hayatımda sizin kadar seviyesiz bir kadın gördüm. Bana laf oyunları yapmayın. Hiç mi gurur yok sizde ya? O servet avcısı kızınıza söyleyin, bıraksın oğlumun peşine. Ağır konuşmaya başladınız ama Ahu Hanım. Kızım oğlunuzu seviyor. Onun için onunla beraber. Hayır efendim. Oğlumu sevmiyor. Oğlumun parasını seviyor. Ana kız Burak'ı altın yumurtlayan tavuk olarak görüyorsunuz. Yalan mı? Yeter ama artık. Şimdi derhal alın çantanızı ve terk edin gidin burayı. Melahat abla çok sinirlenmiştir ha. Derdiniz para değil mi? İstediğiniz kadar para yazayım. Yeter ki oğlumun yakasını bırakın. Terbiyesiz. Çık git buradan hadi. Hanımefendi hadi edebinizle çıkıp gidin. Başımızı belaya sokmayın bizim hadi. Kıbrıs. Hadi. Canım. Hadi canım. Hadi. Yürümeyim sizi bir daha burada. Attırırım tozunuzu. Merhaba yenge. Aa merhaba Seyit. Eğer seni buraya Sinan yolladıysa hiç boşuna çeneni yorma. O mevzu benim için kapanmıştır. Yok yenge, Sinan ağamdan bahsetmeyeceğim. O zaman niye geldin? Siye kendimden bahsetmeye gelmişim. Ha tamam, otur o zaman şöyle. Affedersiniz. Yenge bilirsen ben Türkiye'ci olmuşum. Ya yani sen şimdi kaset mi yapacaksın? Yok yenge, kaset yapmak kim ben kime? Şimdilik pavyonda söyleyeyim. Belki Allah kısmet ederse bir gün kaset de yaparız ha.
İnşallah Seyit. Yenge, benim bir abim vardır. O olmasaydı hakikat beceremezdim. Bir arka çıkmıştır, bir çok destek olmuştur. Çok has, çok iyi bir insandır. Benim menajerliğimi yapmıştır. En önemlisi de bir pavyonda iş bulmuştur. Her işime koşturmuştur vallahi. Ya, demek bu dünyada hala iyi insanlar var Seyit. Vardır yenge, vardır. O iyi insan, o has insan Sinan Ağam'dır. Yeminle pavyona bir yer iş bulmak için gelmiştir yenge. Hadi oradan. Sırf ben Sinan'la barışayım diye yalan söylüyorsun. Vallah billah tillah. Ekmek musaf çarpsın yenge. Pavyona sırf bir iş bulmak için gelmiştir. Ya. Ya Seyit, sen çok mert bir çocuksun. Sen bir şey söylüyorsan doğrudur. Ya ben sana inanıyorum. Vay yaradana kurban olam yenge. Madem inanıyorsan o zaman hemen Sinan Ağam'ı araya sana. Barışasız hemen. Durduğun kabahat Gülbin. Hadi hemen ara. Ya arayayım ben, dur. Allah çok şükür ya Rabbim. Alo, sayın abonemiz. Şu anda aradığınız kişiye ulaşılamamaktadır. Çünkü aradığınız kişi kendinden geçmiş durumdadır. Çünkü biricik karısı onu bir sokak köpeği yavrusu gibi, yani bir inik gibi kapının önüne koymuştur. O çok zor durumdadır, o çok kötüdür, çok vahim durumdadır. Ya Sinan bırak saçmalamayı. Seyit geldi, her şeyi anlattı bana. Sen gerçekten pavyona Seyit için gitmişsin. Çapkınlık için değil. Ya çok özür dilerim, beni affedebilecek misin? Sayın abonemiz. Dal rüzgarı affetse bile kırılmıştır artık bir kere. Affetse de fayda değil. Diz çöküp yalvarsan yakarsan, ayaklarına kapansan işe yaramaz. Ya Sinan, seni affettiğime pişman etme beni. Tamam canım karıcığım, şaka yapıyordum. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun sen? Şimdi Gülübikciğim, sen telefonu iyice yanağına yaklaştır. Ben şimdi buradan bir öpücük gönderiyorum sana. Bakalım alabilecek misin? Hadi bakalım. Hissettin mi yanağında gülüm? Sinan, akşam eve geç kalma ha. Tabii geç kalmam karıcığım, erkenden gelirim. Mıncır mıncır mıncırırım ben seni. Hadi bay bay. Hayırdır Melahat Hanım, nereye böyle? Murat'ın hocasına gidiyoruz Sinan. Şurada miras davasını görüşeceğiz Sinan abi. Ha, güzel, hayırlı olsun, kolay gelsin. Sağ ol. Murat sen kullan be çocuğum. Tamam ablacığım. Gül bikler öter ötmez. Ali Kemal. Oy. Terbiyesiz herif, kudurdun mu? Seyrettiğim programa bak. Ya niye değiştiriyorsun Sinan abicim ya? Ne güzel izliyordum da. Değiştirmesem düz duvara tırmanacaksın. Örümcek adam. Ali Kemal, bırak televizyon seyretmeyi de sen derslerine çalış oğlum. Bakın arkadaşlar, ben derim ki eğer bu çocuğu evlendirmezsek hepimizin sonu çok fena olacak. Ben derim bak. Ya bırak Allah aşkına Osman ya. Yazık olmaz mı bununla evlenecek kıza? O da var ya. En iyisi biz Ali Kemal'i veterinere götürelim. Orada onu sırlaştıralım. Efendim, asabiyetin zararları anlatmakla bitmez. Asabi insan hem kendisine... Duydun mu bak, babandan bahsede. ...büyük zararlar verir efendim. Güve nasıl eşyaları yer bitirirse... Oh, oh, yedi Osman'ın bizi, yedi bitirdi. Asabiyet ne tür hastalıklara yol açar hocam? Psikosomatik bir takım rahatsızlıklar baş gösterebilir. Sürekli baş ağrısı, karın ağrısı, mide ağrısı gibi. Dürtü kontrolünde ve tutum farklılıklarında da... Psikopat oldu Osman'ım doktor bey, psikopat. Asabiyet yüksek tansiyona bağlı damar tıkanıklıklarına ve ölümlere bile yol açabilir. Ay Allah korusun. Şomazda o ne biçim laf öyle? Sevgili izleyiciler, asabiyet ve tedavisi hakkında doktorunuza, yayınımıza bağlanarak soru sorabilirsiniz. Aa kız, ver telefonu ver. Verersen bir öğrenelim babanın derdi var mıdır, onu çözebilirler mi? Doktor yardımcı olabilir mi? Ver. Ay anne, boşu umutlanma. Yani modern tip bile babamın asabiyetine çare bulamaz. Tam bir klinik vaka adam. Ali Kemal!
Oğlum az önce kızmadık mı sana bu programları seyretme diye? Bak hala seyrediyorsun. Özür dilerim babacığım. Sabiyet yüksek tansiyona bağlı damar tıkanıklıklarına... Merhaba ağalar. Vay Seyit kardeşim hoş geldin. Ya Allah senden razı olsun. Sayende Gürbük ablan affetti beni ha. Estağfurullah ağam. Estağfurullah. Ha Seyit, bu arada bana bir aks mı söyle bakayım. Ben anlamayayım ki ağam. Ben anlamayayım ki ağam diye bir at yokmuş Seyit. Başka bir tane söyle bakayım. Asabiyet bir duygu bozukluğu halidir ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Asabiyetin hem modern tıpta hem de alternatif tıpta birçok tedavi abi, yöntemi var. Osman abi, bak senin hastalığından bahsediyor. İstersen ben biraz ilgilen. Benim hastalığımın tek sebebi Safiye'dir. Onun ağzını dilini bile dikseler ben olurum bile pamuk gibi ya. Evet. Hattımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Alo. Tete iyi günler. İyi yayınlar olsun. Benim bir kocam var, kendisi sinir hastasıdır, çok aksidir. Bir kızım var, ellerinizden öper, 17 yaşında. Onunla bana yapmadığını, etmediğini bırakmaz doktor bey. Ne olur bize bir çare bulun. Önce asabiyetin sebebini bulmak lazım hanımefendi. Eşiniz stresli bir iş mi yapıyor? Doktor kızanım kendisi taksi şoförüdür. Osman abi. Bu ses Safiye yengenin sesi olabilir mi? Şeker hastasıdır. Tabii hocam farklı meslek gruplarında sebep olacağı bir Safiye arasın. Yaşam şartı. Bilmez ona ne yapacağını. Televizyonu arasın ki. Valla Safiye yengenin sesine benziyor. Yok oğlum yok ya. Safiye değildir canım. Niye arasın ki Safiye? Peki eşinizde yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıklar var mı hanımefendi? Vardır doktor kızanım. Kendisi şeker hastasıdır. Vallahi da Safiye ablacığımdır bu. Yok Osman abi, Safiye Hanım kocasının derdine derman arıyor. Şeker hastalığı çok sinsi bir hastalıktır hanımefendi. Şeker hastalığı kan dolaşımını da etkileyerek hastalarda sıklıkla cinsel performans eksikliğine de yol açabilir. Peki sizin eşinizde de böyle bir durum var mı? Tabii doktor bey, sen ne dersin? Bizden geçti o işler. Biz kocamla yıllardır bacı kardeş ki biz Allah seni inandırsın. Safiye yenge ne der böyle? Bacı der. Osman abi, ağam. Osman abi kim? Hiç merak etmeyin hanımefendi. Hukuk sizden yana. Yani ben şimdi mirası reddedebilirim öyle mi? Tabii ki. Yeni Medeni Kanunumuzun 605. maddesine göre mirasçılar hiçbir sebep göstermeksizin mirası reddedebilirler. Borçlarımdan da kurtuluyorum. Aynen öyle ablacığım. Ay ben ne yapacağımı şaşırdım. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizin adınıza dava açar, bu işi hallederiz. Ama önce vekaletname vermeniz gerekiyor. Hah, ablacığım bir de unutmayalım, Tuğçe'nin de bir vekaletname vermesi gerekiyor. Tamam. Evet, kızınız da mirasçı görüldüğü için onun da reddi mirasta bulunması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Murat en değer verdiğim öğrencilerimden biri. Onun bu ricasını kıramazsın. Hoşçakalın. Güle güle edeceğim. Sağ olun hocam, çok rica ederim. Hoşçakalın. Doktor kocana egzersiz yaptıracaksın der. Ben nasıl egzersiz yaptıram Osman'a? Anne hiç boşuna uğraşma bence. Ya babam hayatta egzersiz yapmaz. İnatçı adam inatçı. Anne baba. Osman geldi. Neredesin kız Safiye? Buradayım Osman'ım. Kız Safiye. Ne konuşurdunuz televizyonda öyle bıdı 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 bıdı? Ay yemin ederim ki o konuşan kadın ben değildim Osman'ım. Öyle mi? Yemin etme, çarpılacağım böyle ha. Eyvah! Kız üzüleceğim seni. Kıtır kıtır duvarı yaşam. Aç kapıyı, aç sana. Aç!
sayende 71 milyon Türkiye yatak odamızda neler olduğunu anladı. Aç derim sana kız. Açmam. Aç diyorum. Aç. Bütün duvar hızır rüsva ettin beni be. Allah Allah. Bak kan tepeme doğru fırladı. Şekerim de yükseldi. Bak 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 bak. Bak bak bak. Aç. Aç derim kız. Seyit, Karades sen kaç yaşındasın? 28 yaşındayım ağam. 28. Mehmet hocam, sen kaç yıllık hocasın? Vallahi 90'da başladım, 18 yıl olmuş. 18, güzel. Nuri baba, sen kaç yıldır taksicisin sormasayım? Ya ne bileyim, herhalde en az 15-16 yıl oldu. 15-16. Neden sordun? Sayısal loto oynuyorum da baba, bana rakam lazım o yüzden. Ya Sinan bak, kafamın taşını attırma. Ben sana böyle bir tane vururum, 2.80 uzatırım bak. Baba, 2.80 diye bir rakam yok, sen başka bir şey söylesene. Alo. Ne oldu? Nerede kaldı bizim para? Abiciğim, araştırıyorum. Bazı yöntemler deniyorum. Abi mesela sizin arabanın plakasının son iki rak... Neyse abi, boş ver. Abiciğim merak etme, ben bulmaya, toparlamaya çalışıyorum. Bulmaya çalışma, bul. Yoksa yakarım seni. Tabii abi. Abiciğim yanlış anlamayın da önce telefonu siz kapatın. Yani ben size kapatıp yani bir hürmetsizlik, saygısızlık etmeyeyim abiciğim. Tamam abi, hürmetler. Sinan? Ne oldu oğlum? Sorma baba ya. Resmen kimyam bozuldu, ruhum çekildi baba. Mafyalar mı arıyor ağam? Ha mafyalar... Ne dedim ben? Mafya dedim, Allah'tan telefonu kapatmışım. Duysalardı öldürürlerdi vallahi beni. Kim kimi öldürüyor oğlum? Dağ başı mı burası? Bana bak. Sinan, benim çok hatırlı dostlarım var. İstersen bir telefon eder, hallederim. Aman baba, araya kimseyi sokmayalım. Kıl olurlar, mıl olurlar, kesin öldürürler beni. İyi de ağam, parayı bulamazsan zaten öldürmeyecekler mi seni? Evet, doğru. O da var ya. Yani iki durumda da öldürüleceksin. Ya sağ ol Mehmet hocam ya. Ne güzel konuşuyorsun. Ağzından yel alsın ya. Bir ölmek lafıdır gidiyor. Hepiniz benim ölümümü istiyorsunuz herhalde. Ben parayı bulacağım ya. Peki oğlum, nereden bulacaksın parayı? Aslında bir yolu var baba. Var da... Ali Kemal. Buyur Sinan abicim. Sen benimle şöyle iki dakika dışarı gelsene koçum. Geleyim bakalım. Hadi baba. Buyur Sinan abicim. Ali Kemal, bana yardım etmeni istiyorum. Bir planım var. Niye sana yardım edeyim ki? Daha demin bağ içeride sapık dedin. Bırak şimdi içeriği. Ali Kemal, bana yardım edersen sana olan borcumu ödeyeceğim. Söz mü? Söz Ali Kemal. Nasıl yardım edeceğim? Şimdi sen bu akşam kar maskeni alıp bize geleceksin. Oy, niye ki sizin eve kar mı yağıyor? Ali Kemal, bırak şimdi oğlum. Fıkrada yaşamıyoruz, gerçek hayatta yaşıyoruz. Fıkradaymış gibi davranma. Sen kar maskeni alıp bize geleceksin. Ben gece sana gizlice kapıyı açacağım. Sen içeri gireceksin. Benim kaynana şanzımanın odasına gideceksin. Ve onun altınlarını çalacaksın. Vay Sinan abim vay. Şeytan senin yaptıklarını görse kendinden utanırdı ne kadar beceriksizim diye. Bırak şimdi iltifat etmeyi. Yani sonra ben de aman hırsız var diye kofkiden bağıracağım. O arada sen de kaçacaksın, tüyeceksin. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ben bu işte yokum Sinan abim. Yalvarırım. Bak ocağına düştüm. Kurban olayım, bana yardım et ha. Sen şimdi elimi de öpmeye kalkarsın. Saçmalama. Ali Kemal, bana bak. Eğer bana yardım edersen Nuri babanın olmadığı gecelerde taksiye çıkmana izin veririm. Oy, ciddi misin Sinan abiciğim? Ciddiyim Ali Kemal. Varım da. Güzel. Tuğçe, senle konuşmamız lazım. Konu nedir? Mahkeme için vekalet vermen gerekiyor. Ne mahkemesi? Rahmetli babacığının borçlarından kurtulmamız için reddi miras davası açacağız. Ben de önemli bir şey zannettim. Bu çok önemli bir konu. Farkında mısın Tuğçe? Seninle bu evde uzun zamandır hiçbir şey konuşamıyoruz. Ben bu evde yokmuşum gibi davranıyorsun. Unutma, ben senin annenim. Demek annem olduğunu arada bir hatırlayabiliyor musun? Tebrik ediyorum. Bana bak. Beni inelemekten vazgeç. Yazıklar olsun sana. Sırf seni okutabilmek için erkeklerin bile zor yaptığı bir işte çalışıyorum ben. Daha ne yapayım? Oh anne. Yine mi bu fedakar anne edebiyatı? Bak ben çok sıkıldım bundan ve bittiyse odama gidiyorum. Bitmedi. Otur şuraya. Otur şuraya dedim sana. Bana bak.
Tuğçe. Evladım bak, bu Burak'la olan ilişkin sana zarar vermeye başladı. İnadı bırak, bitir şu işi. Sen de ben de küçük duruma düşüyoruz be çocuğum. Anne, birini sevmek ne zamandan beri küçük düşürücü oldu? Tuğçe, Ahu Hanım. Ne olmuş Ahu Hanım'a? Hiçbir şey olmadı. Hadi sen yukarı odana çık. Allah Allah. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Gülübek. Bu çiçekleri bana mı aldın? Gülübek, aslını istersen bu çiçekleri ben kayganama aldım. Buyurun kayganacığım. Sen niye çiçek veriyorsun bana? Sakın içine zehir falan dökmüş olmayasın. Çok komiksin kaygana ya. Ya Gülübek, senin bu annen var ya çok esprik. Öldürecek beni gülmekten. Ya sorma Sinan, öyledir. Ben öpeceğim. Vallahi öpeceğim kaygana. Ay ne oluyor be? İçimden geldi. Kaygana, ben seni ne kadar çok sevdiğimi daha önce sana söylemiş miydim? Eyvahlar olsun. Gene bir şey isteyecek bu. Bence de. Yoksa niye boşu boşuna öpsün ki seni anneanne? Hayır, 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 hayır. Evet, bir şey isteyeceğim. Ama size ait bir şey değil. Bana ait olan bir şey isteyeceğim. Neymiş o? Kayganacığım, şu bileziklerimi artık geri alabilir miyim? Saçmalama, onlar benim bileziklerim. Ne demek benim bileziklerim ya? Bana ait olan bir şey nasıl vermezsin? Ben onları bozdurup araba tamir ettireceğim. Mafya peşimde. Ne? Mafya mı peşinde? Evet, mafya. Beni hiç ilgilendirmez. Benim bileziklerim onlar. Bir tanesini bile vermem. Ne demek vermem ya? Arabalarını tamir ettiremezsen mafya beni öldürtecek, öldürtecek. Desene sonunda senden kurtuluyoruz. Demek öyle kaygana ha? Al bakalım. Bunu sen istedin. Görüşeceğiz kaygana. Göreceksin. Çekil Gülübek. Ay kız anne, günah ha. Al şu çiçekleri. Al şu çiçekleri diyorum. İyi akşamlar. Burak, seninle biraz konuşmak istiyoruz. Ha, durun bir tahmin edeyim. Tuğçe meselesi hakkında konuşacaksınız değil mi? Ukalalık istemez. Al bu zarfı bakalım. Bu ne? Pasaport ve Amerika. Bu ne demek oluyor şimdi? Şu demek oğlum. Eğitimini Amerika'da tamamlamanı istiyoruz. Ha, aklını sıra beni Tuğçe'den ayıracaksın. Burak, akıllı ol. Hala gerçeği görmüyor musun? Tuğçe senin değil, paranın peşinde. Bugün Melahat Hanım'la konuştum. Ağzının payını verdi. Anne, anne niye problem çıkarıyorsun durup dururken? Ne problemi oğlum? Ben sadece oğlumun peşini bırakmak için ne kadar istediklerini sordum. Aman Allah. Melahat Hanım'a para mı teklif ettin sen? Niye şaşırdın? İstedikleri para değil mi zaten? Kabul ettin mi peki? Hayır, kabul etmedi. Ya, bak demek istedikleri para değilmiş. Aptal olma oğlum. Niye kabul etsin ki üç kuruş parayı? Tuğçe seninle evlenirse bütün servetimize ortak olacaklar. Bütün servetimize konmak varken ne yapsın üç kuruşu? Hayır. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıp Tuğçe ile evleneceğim. Eğer Amerika'ya gitmezsen seni bütün servetinden mahrum bırakırım. Bırak. Al o biletleri. Şimdi göremiyorsun ama bir süre sonra bizim ne kadar haklı olduğumuzu göreceksin Burak. Al. Alo. Ali Kemal. Benim be, Sinan abin. Buyur Sinan abicim. Ali Kemal, planı devreye sokuyoruz. Yani saat 12'den sonra Ayşe yola çıksın. Tamam, anlaşıldı Sinan abicim. Eyvallah, hayırlı olsun. Ya Nurten ya. Hı. Ya şu laptop var da biraz da ben muhabbet edeyim ya. Ya şimdi olmaz. Görmüyor musun? Sohbet ediyorum. Of ya, sende de ne çene varmış kızım ya. Sabahtan beri zaten konuşuyorsun. Ya tamam, söz. Bir saat sonra vereceğim. Şükran. Hı. Hülya neyi itti de getirdi şu laptopu? Ya. Bak kızımıza ne kadar mutlu. Oyalanacak bir şey oldu. Çok haklısın, çok. Aklıma gelmişken Amerika'dan yeni bir doktor gelmiş. Alanında çok iyiymiş. Nurten'i bir de ona göstersek diyorum. Ay hemen bir randevu alalım Mehmet. Tamam. Merak etme. Kızımız en kısa zamanda iyileşip ayağa kalkacak. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Çaylar geldi. Süpersin abla ya.
Sağ olasın kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler ablacığım. Afiyet olsun. Hayrola kızım, bir şey mi söyleyeceksin? Evet anne. Şey... Cenk bugün bana evlenme teklif etti. Öyle mi? Çok sevindim Hülya. Müsaade ederseniz istemeye gelecek. İyi de kızım, evlenmek için biraz erken değil mi? Hı? Yavrum, daha çocuğu doğru dürüst tanımıyoruz bile. Biraz sabredin ha? Abicim nasılsın? İyi geceler Ay Kemal. O kadar hırsız gördüm, senin kadar kibarını hiç görmedim. Gelirken çikolata falan getirseydin. Konuşma, geç içeri, çabuk. Ali Kemal, nereye gidiyorsun? Şahzibet ablanın odasını arıyorum. Kardeşim burası değil. Sen horlamayı takip et, bulursun odayı. Tamam. Ali Kemal, şimdi sen bilezikleri alacaksın. Sonra ben evde hırsız var diye bağıracağım. Sen de o kargaşada kaçacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Yürü, dikkatli ol. Kapı nasıl vurultudur? Ayı mı vardı buraya ya? Suratlı. Bir izin verin de itiraf ediyorum. Sen hiç kusura bakmayasın. Ablacığım, ha bu bilezikleri çalmam için o göndermiştir beni. Sinan, doğru mu söylüyor Ali Kemal? Rezil. Karıcığım, kaygaracığım. Bu bilezikleri geri almak için yapamayacağın kepazelik yok değil mi senin? Yalan söylüyor. Zaten Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Yeminle yalan söylüyor ablacığım. Ha o mafyanın parasını ödemek için bilezikleri çalalım dedi de. Vay be, boşu boşuna dememişler. Bu devirde babana bile güvenmeyeceğim. Can. Sinan. Allah bu geldiyse peşinden terlik geliyor. Ali Kemal koş. Yürü. Yürü. Yürü sen de. Şerefsiz. Sinan. Kaç ya. Şerefsiz. Defol. Defol. Haydi bakalım. Teşekkür ederim oğlum. İyi bir gün olsun arkadaşlar. Kaldıralım şunları. Akan. Akan kalksana ha. Ya Gülü bir dur biraz daha uyuyayım ya. Ali Kemal. Ne kalk lan? Şşt. Percim. Ali Kemal. Kalk. Sabahın körü olmuş hala o iş size. Sinan,
Kaynanan geliyor. Kaynanan mı geliyor? Hani nerede kaynanan? İnsan kaynanasından bu kadar mı korkar be? Ya aşk olsun Nuri Baba ya. Çekil lan. Böyle şaka mı yapılır ya? Sinan ne oldu? Yine evden mi kovuldun? Evet hocam. Biraz kovulduk. Evladım, yavrum. Ya burası otel değil. Git karınla barış, evinde kal. Her gün buradasın. Haklısın Nuri Baba ama şu sayısal lotodan büyük ikramiyeyi bir kazanayım. O zaman kendi villamı alacağım. Kaygaramdan da kurtulacağım. Sinan. Hı. Şazi Mehmet abla bu sefer gerçekten geliyor ha. Ya bırak Mehmet hocam, sen de kafa bulma benimle ya. Oğlum bak. Hakikaten geliyor. Allah kaygana. Sinan. Sinan. Vay kaygana. Hayırdır bu bavul ne? Tatile mi çıkıyorsun yoksa? Bavul benim değil, senin salak. Tanımadın mı? Benim bu. Ben mi tatile çıkıyorum yoksa? Salağa yatma Sinan. Al bavulunu bir daha eve gelme. Nasıl yani ya? Beni evden mi kovuyorsunuz? Gülbin nihayet anladı senin işe yaramaz bir adam olduğunu. Boşanacak senden. Gülbik olamaz. Gülbik beni boşayamaz. Kayganacığım yapma, kurbanın olurum. Buyurun Nuri Bey, afiyet olsun. Nedir bu Şazimet Hanım? Adağım vardı. Gülbin'i Sinan'dan kurtarayım, lokma dökeceğim demiştim. Allah kabul etsin Şazimet ablacığım, harika olmuş. Yüzsüzsün sen, yüzsüz. Telefon çalıyor, ver bakayım. Hadi Sinan'cığım gel şöyle bak. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ağam, hiç dertlenme ya sana. Benim kaldığım handa çok güzel bekar odaları vardır. Orada kalırsın işte. Sağ ol Seyit, sağ ol. Zammak sokak 25 numaraya bir taksi istiyorlar. Seyit, fırla oğlum. Tuğçe! Kızım hadi gel, kahvaltı hazır, seni bekliyorum. Aç değilim ben. Benim nüfus cüzdanımı sen mi aldın? Ha ben aldım, dur lazımsa verim. Niye lazım onu anlamadım. Ya sen neden benim nüfus cüzdanımı alıyorsun? Çocuk muyum ben? Evladım nüfus cüzdanın sana niye lazım onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü Burak'la evleniyoruz. Onun için lazım. Ne dedin sen? Ne dedin? Burak'la evleniyorum mu dedin? Evet Burak'la evleniyoruz dedim. Bizi ayırmayı beceremedin anne. Tuğçe! Tuğçe! Alo? Ne oldu bizim para? Şey abi ben sizin parayı toplamaya çalışıyorum. Yani denkleştirir denkleştirmez ben onu getireceğim abicim size. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Parayı bugün getirmezsen oraya gelir süzgece çeviririm seni. Yok abi estağfurullah. Ne dalga geçmesi? Ben sizin gibi saygıdeğer abilerime öyle şeyler yapar mıyım? Hemen abi denkleştirir denkleştirmez getireceğim ben. Hürmetler ediyorum abicim. İyi günler, saygılar. Yine mafyanın adamları mı Sinan? Sorma hocam. Mafyanın adamları. Herhalde beni bugün öldürürler yani. Evladım kim bunlar ya? Hiç sorma baba. Bana bu kartı verdiler. Parayı denkleştirince bu adrese getir dediler. Ver bakayım şu kartı sen bana. Alo. Cemal komiseri bağlar mısınız efendim bana? Komiserim nasılsınız? Ben Akasya durağından Nuri. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sağ olun da komiserim bizim bir derdimiz var ya. Sür şoför bir sür. Sürem ablam da nereye sürem? Ay ne bileyim sür işte. Yavrumu kaybettim onu arayacağız. Yavrunu mu kaybettin? Evet. Allah Allah. Karakola falan haber verdi mi abla? Ay verdim de ilgilenmiyorlar ki. Allah Allah nasıl ilgilenmiyorlar ya? Sen yavrunu bana da bir tarif et de ben de bakayım şöyle sağa sola ha. Kız mıdır erkek midir? Kız kız. Kaç yaşındadır? 7. Saçları ne renktir? Saçları böyle kuzguni siyah. Pırıl pırıldı. Kuzguni siyah. Allah Allah. Bu ne Safiye? Takip ettim o doktoru.
aldım kendi kendime bir karar. Hayırdır be Osman'ım? Ne almışsın, ne karar aldın? Bundan böyle sinirlenmeyeceğim. Ha şöyle be, aslan kucam benim. Atalarımız ne demişler Safiye? Keskin sirke küpüne zarar demişler. Bu sinir beni öldürecek ya, sebebim olacak be. Ay Allah korusun Osman'ım, o nasıl laf öyle? O yüzden artık sinirlenmek yok. Aldıracağım sinirlerimi, olacağım böyle pamuk şekeri. Kız, bu nasıl yantara böyle? Kız, sen benim sebebim mi olacaksın? Öldürecek misin kızım beni? Sakin ol Osman. Nasıl sakin olayım be? Görmez misin kıyafeti? Kızım, sen hepten aykırı gidersin. Mahalleliye beni rezil mi edeceksin be? Yine nesi varmış kıyafetimin babaya? Sürekli baskı, sürekli baskı. Yeter artık ya. Ben de bir insanım. Bırak bu geri kafalılığı. Geri kafalılık mı? Kız sus. Niçin konuşursun sen babanla? Dili bile pabuç gibi büyümüş bunu. Keserim o senin dilini ha. Baba, gözlerini aç da şöyle bir etrafına bak. Be. Senin kadar gaddar. Be mi? Senin kadar baskıcı. Be yani. He? Başka birisi daha var mı ya etrafta? Kız, yalatlanacağım şimdi şemersen ha. Kurban olam yapma Osman. Ya, bak eğer bu entayı bir daha giyersen gaz döker yakarım seni baştan aşağı. Hiçbir şey de yapamazsın. Kadın hakları diye bir şey var. Orta çağda yaşamıyoruz biz. Kız sen niçin konuşuyorsun? Kadın hakları mı? Papa'ya getirirdim kızımı. Belki yine buraya gelmişler. Hadi arayıp bakalım o zaman abla. Hadi hadi. Hadi kızısı, yavrusu. Kızım. Sen yardım et ya Rabbi. Kızısı, yavrusu. Buradayız akşik ortaya. Abla üzülme ya, sen bulacağız şimdi ya. Kızım. Kızım. İşte orada. Çok şükür ya Rabbi bulduk ha. Ay çok teşekkür ederim. Siz mi buldunuz kızımı? Sizin miydi bu? Şu ileride buldum. Teşekkürler. Bir şey değil. Yani aşk olsun abla sabahtan beri kızım kızım diye kendini paraladığın abi köpek miydi yani? Aa, köpek diye aramayacak mıyım kızımı? Ya ablacığım hani arada benim sabahtan beri sen kızı 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 deyince benim ciğerim yanmıştı. E şimdi bakayım ya bu yanan ciğer abi köpek için midir yani? Şaşmış kalmışım abla, kusura bakma yani. Cahil cahil konuşma, götür beni eve. İyi buyurun. Tövbe yarabbi, tövbe yarabbi. Ile beraberliğiniz tüm hızıyla sürüyor ve bir telefonumuz var. Alo. Alo. İyi günler Peri Hanım. Penakasya durağından Ali Cemal. Namı diğer Al Pacino Cemal. Senin için bir parça isteyecektim da. Hangi şarkıyı çalalım sana Ali Cemal? Ali Cemal'in durumu hiç iyi değil. Bana güzel bir aşk şarkısı çalın. Ha bu şarkıyı sana hitap ediyorum. Kapatın lan o telefonu. Alo. Babacığım. Vallahi bir daha telefonla konuştuğunu görürsem öldürürüm seni. Cemal, ne kızısın Nuri babacığım? Bir şarkı galiba istedim daha. Ben sizin telefonlarınızı beklemeye devam günaydın ediyorum. Günaydın arkadaş. Günaydın. Günaydın Melahat Hanım. Şahane çayım vardır Melahat ablacığım. Hemen getiriyorum. Getir bakalım. Hayrola Melahat Hanım? Biraz durgun görüyorum sizi. Tuğçe'ye canım sıkılıyor Nuri Bey. Burak'la evlenmeyi kafasına koymuş. Ona bu işin olmayacağını, oğlanın ailesinin onu istemeyeceğini söylüyorum ama dinletemiyorum. Küsüp kaçıyor benden. Melahat Hanım üzülmeyin. Ben daha önce de söyledim size. Tuğçe akıllı bir kız. Yaptığı hatayı er geç anlayacaktır. İnşallah anlayacaktır. Ay hadi kızlar, yürüyüşe geç kalacağız. Buradan bir taksi çevirelim bari. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Kayışını bağla. Nereye kaptırayım sizi? Taksim'e gidiyoruz. Ha. Ne var Taksim'de? Yürüyüş var. Aa öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Demek zamları protesto etmeye gidersiniz öyle mi? Herkes bile sesini gür çıkarsa bak bir daha zam yaparlar. Bizim zamla mamla işimiz yok şoför bey. Biz kadın yürüyüşüne gidiyoruz. Ne yürüyüşü? Erkek baskısını kınamak için yürüyeceğiz. Ne baskısı? Erkek baskısı. Erkekler baskı mı yapar size yani? Elbette. Çocukken baba baskısı yapıyorlar.
Evleniyorlar, koca baskısı yapıyorlar. İşe giriyorlar, erkek baskısı. Her yerde erkek baskısı var. Bu baskıya son vereceğiz artık. Kadınların erkekleri boyun eğmediğini bilmek zorundalar. Sürekli baskı, sürekli baskı. Yeter artık ya. Ben de bir insanım. Bırak bu geri kafalılığı. Gözlerini aç da şöyle bir etrafına bak. Senin kadar gaddar. Senin kadar baskıcı. Başka birisi daha var mı ya etrafta? Allah Allah. Ya işte böyle yaparsınız. Küçük kızların beynini yıkarsınız. Sabahleyin de benim kızım vıdı 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 etti. Beynimi tasını attırdı. Aferin kıza. Bir daha aferin der utanmadan. Ha? Utanmaz mısın? Kadın dediğin kocasının sözünden çıkmayacak. Babasının, kocasının sözünden çıkmayacak. Anladın mı? Sürüp sürüştürmeyecek. Ağzını yüzünü boyamayacak böyle. Giyimine kuşamına dikkat edecek. Tabii canım. Mutfakta sana yemek yapsın. Hatta bir de çocuk doğursun değil mi? Evet, aynen böyle işte. Birisi de neden yapmasın? Ay sen ne geri kafalı bir adamsın? Merhaba aşkım. Al bakalım hayatım belgeleri. İnşallah yarın evli bir çift olacağız. Tuğçe. Bu evlilik işini biraz ertelesek diyorum. Burak şaka mı yapıyorsun? Burak sen ciddi misin? Ertelememiz daha uygun olacak diye düşünüyorum. Burak nasıl söylersin böyle bir şey? Biz herkesten gizli nikah kıyacağız demedik mi? Evleneceğiz demedik mi? Dedik ama. Dedik ama ne Burak? Dedik ama ne? Madem dedik şimdi neden vazgeçiyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Ne oldu da bu hale geldin Burak? Ben Amerika'ya gidiyorum. Ne? Amerika'ya mı gidiyorsun? Burak ne Amerika'sı? Nereden çıktı? Annemle babam okula orada devam etmemi istiyorlar. Peki biz ne olacağız Burak? Anla beni Tuğçe. Sen ne biçim bir adamsın ya? Hiç mi sevmedin beni? Ha? Bu kadar kolay mı vazgeçmek ha? Bu kadar kolay mı? Tuğçe. Tuğçe annemle babam evlenmemize izin vermiyorlar. Onlara karşı gelemem. Ben senin için annemi karşıma aldım ama. Annem onlara inanmıyor, güvenme demişti. Yani ne kadar haklı. Beni reddedeceklerini söylediler. Ne yapabilirim? Parayı bana tercih ettin değil mi? Değil mi? Mendil. Sen? Evet, geçen gün okulda tanışmıştık. Bir sene eksikti. Ne tarafa gitmek istersiniz? Otağtepe'ye gidelim. Temiz hava almaya ihtiyacım var. Tamam. Alo, buyurun. Akasya durağı. Var efendim, tabii. Adresi alayım lütfen. Veriz tamam efendim. Taksiniz hemen geliyor. İyi günler. Mehmet Hoca sıra sende. Şimdi de Al Pacino Kemal'in. Tamam. Benim şarkım çalayı. Hocam benim tamam, şarkım çalayı. İyi de verildi. Müşteri bekliyor. Hadi bakalım. Benim şarkım çalayı. Daha duyuyor musunuz? Ya Ali Kemal dur oğlum. Ne oluyor? Delirdin mi? Ali Kemal var ya. Bence bu kız sana hasta. Ciddi mi diyorsun Sinan abicim? Ya tabii ciddi diyorum. Doğru olmasa bu kadın neden ikide bir de sana aşk parçaları çalıp ithaf etsin? Tabii. Öğrendi senin Al Pacino'ya benzediğini. Ha babam zarf atıyor, zarf atıyor. He doğru söylüyorsun. Ya Sinan Allah aşkına kandırma çocuğu ya. Herif zaten yarım akıllı. Bir de sen fitleme. Yo Ali Kemal bak bende yalan yok. Ben zaten dünkü olaydan dolayı sana borçluyum.
Bence ne yap kardeşim biliyor musun? Çek lacileri, yaptır güzel bir çiçek. Dayan stüdyonun kapısına, gir içeri, al çiçeklerini de ya. Vallahi doğru söylüyorsun Sinan abicim. Hemen gideceğim. Dur oğlum dur. Dur saçmalama. Kadın sanki orada seni bekliyor. Ali Kemal sen aldırma bunlara. Onlar seni kıskanıyor. Senin burnunu kıskanıyor, çeneni kıskanıyor, yakışıklılığını kıskanıyor kardeşim. Vallahi bu durakta senden dürüstü yoktur Sinan abicim. Ben hemen gidiyorum. Çekil be. Öldürecek bu kadınlar beni. Öldürecek arkadaşlar. Sebebim olacaklar vallahi. Ya Osman, hayrola ne oldu? Ay ne oldu? Başınıza kötü bir şey mi geldi yoksa Osman Bey? Hayırdır ne oldu Osman aga? Tamam. Daha ne olsun be? Ya. Bana baba. 4 tane karı bindi. Sözüm meclisten dışarı. Ve fomanist midir nedir? Feminist. Ha, her neyse konuşturmazlar beni hiç. Böyle dilleri böyle pabuç gibi. Aynı bozuk egzoz gibi. Bak 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 bak. Aynen öyle. Hiç konuşturmazlar beni. Siz yoksa bu kadınları sinirlendirecek kötü bir şeyler mi söylediniz Osman Bey? Vallahi billahi bir şey söylemedim. Dediğim şu, kadınlar kocasının süzünden dışarı çıkmayacak. Öyle yüzlerini, gözlerini boyamayacaklar. Kadınların vazifesi mutfakta yemek pişirmek ve bile pırt 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 çocuk doğurmaktır dedim. Bir şey demedim başka. Aşk olsun yani. Daha ne diyeceksin Osman aga? Sen diyeceğini demişsin ya. Dua et sadece gözünü morartmışlar. Yoksa alim Allah bu feministler seni kıtır kıtır keserler de. Yok be deme keserler miydi? Aa. Su. Sağ ol. Nasıl? Daha iyisin ya. İyiyim. Açık hava çok iyi geldi gerçekten. Kafam dağıldı. Ben de böyle canım ne zaman sıkılsa gelir denize bakarım. Ve deniz havası almak insanı rahatlatıyor. Haklısın. Bu arada ben Tuğçe. Ben de Murat. Yaptıkların için çok teşekkür ederim Murat. Ne demek? Rica ederim. Seni sürekli bizim okulun kampüsünde görüyorum. Senin bir durağın yok mu? Aslında ben de hukuk fakültesinde öğrenciyim. Öyle mi? Böyle boş zamanlarımda okul açlığımı çıkartmak için taksiye çıkıyorum. Aynen. Ben de tıp fakültesinde okuyorum. Biliyorum. Bir de benim annem de taksici. Aa, gerçekten mi? Gerçekten. Akasya durağında çalışıyor. Niye gülüyorsun? Alay mı ediyorsun? Kadın taksici olduğu için komik geldi değil mi? Ya vallahi kusura bakmadı. Sinirlerim bozuldu biraz. Ben de Akasya Durağı'nda çalışıyorum. Aa, gerçekten? Tabii, hem de Melahat ablayı çok severim. Sen annemi gerçekten tanıyorsun. Maşallah çok güzel papağanınız varmış hanımefendi. Ben de bayılırım hayvanlara. Ben de inanır mısınız? İnsanlardan daha çok severim hayvanları. Öyle saf oluyorlar ki. Yalnız insan sevgisi başka, hayvan sevgisi başkadır hanımefendi. Aptal koca, aptal koca. Affedersiniz anlayamadım. Papağan aptal hoca mı dedi? Aptal koca dedi. Ben öğrettim de. Siz kocanızı aptal mı dedirtiyorsunuz? Beni bırakıp giden adama az bile söylüyorum. Konuş Yakup. Şapşal Mehmet, Şapşal Mehmet. Allah Allah. Şimdi de bana hakaret etti bu papağan. Ne alakası var canım sizinle? Ne alakası var olur mu? Benim adım Mehmet. Benim eski kocamın adı da Mehmet'ti. Ona söylüyor papağan. Ben öğrettim. Evde söyleyip söyleyip rahatlıyorum. Ne garip zevkleriniz varmış hanımefendi. Aptal Mehmet, Şapşal Mehmet. Lütfen susturur musunuz şu papağanı? Sinirlerim bozuldu, araba kullanıyorum. Ya sizinle alakası yok beyefendi. Kocama söylüyor hayvan. Allah Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Millet deli hasret, biz akıllıya. Şapşal Mehmet, Şapşal Mehmet. Sen ne tarafa gidiyorduk hanımefendi? Meykoz. Melahat Hanım çok görgülü, bilgili, böyle eşine nadir rastlanan bir insan. Öyledir annem, bir tanedir. Gerçi son zamanlarda ona çok üzdüm ama. Doğru, durakta da böyle çok canı sıkkın gibiydi, durgundu. Hayırdır kavga falan mı ettiniz? Evet, bir mesele yüzünden kavga ettik. Ama o mesele de bir daha hiç açılmamak üzere kapandı. Peki, özel bir mesele mi? Aslında sen tanıyorsun burayı. Yani yanımda görmüştün okulda kavga ederken. Şu sevgilin. Eski sevgilim. Biz evlenecektik onunla. Herkesten gizli nikah kıyacaktık. Annem başından beri karşıydı. Ona da ailesine de hiç güvenmiyordu. Haklıymış.
Ne oldu peki? Ailesi Burak'ı evlatlıktan reddetmekle tehdit etmiş. O da servetten mahrum kalmamak için benimle evlenmekten vazgeçti. Üzgün müsün peki? Yok, üzgün değilim. Mutluyum aslında. Bana gerçekleri görme şansını verdiği için. Vallahi bence bir insan paraya değil sevdiğini, sevdiğinin tırnağını bile değişmemeli. Canım annem, en başından beri uyardı beni. Defalarca söyledi. Dinlemedim, dik kafalılık ettim. Keşke en başından onu dinleseydim. Neyse, artık sen hatanın farkına vardın ya, önemli olan bu. Evet ama beni affetmeyecek, biliyorum. Çok üzdüm onu Murat, çok kırdım. Üzülme artık, sıkma canını. Melahat abla affedecektir seni. Bence ne yap biliyor musun? Melahat ablaya bir sürpriz hazırla. Git evine, onu bekle. Eve döndüğünde seni görünce karşısında çok sevinecektir. Evet, iyi bir fikir. Yapacağım. Söz mü? Söz. Tuğçe'yi düşünüyorsunuz değil mi Melahat Hanım? Hı. Tuğçe elimden kuş gibi uçup gidiyor Nuri Bey. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Canım çok sıkılıyor buna. Melahat Hanım, Allah büyüktür. Göreceksiniz düzelecek bu iş. İnşallah. Alo, buyurun. Akasya durağı. Tabii efendim, adresi alayım. İyi günler efendim. Taksiniz hemen geliyor. Melahat Hanım, sıra sizde. Sümbül Sokak 14 numara. Tamam. Oradan da eve geçerim artık. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Melahat Hanım. Güle güle. Nasıl olmuşum ablacığım? Çok iyi olmuşsun oğlum. Abiler, 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 nasıl olmuşum? Aa, ne biçim bir kılık bu be, bir tanıyorsunuz. Osman Aga, asıl sen kendi kılığına bak. Bu tişört çok yakışmış sana. Fomanist karalar benim gümleğimi yırttılar ya. Gittim aldım bu Ali Kemal'den bu gümleği. Yakışmış mı? Ya. Arkadaşlar, Ali Kemal bugün peri kızıyla görüşmeye gidiyor. Ne? Ya. Ha. Oğlum sen deli misin ya Ali Kemal? Otur oturduğun yerde. Ya Nuri babacığım, izin ver de gideyim. Daha kızma baba. Belki bu kız kısmetimdir. Git hadi, git başımın belası, git. Ali Kemal, vallahi gerçekten bu kıyafetle çok janti oldun. Tıpatıp Al Pacino'ya benzedin. Benziyorum değil mi? O adam seni görse sanır ki aynaya bakar bile. Ağam, bu Al Pacino kimdir? Hakikaten benziyor mu Ali Kemal'e? Oo, benzemez olur be. Ama geriden, ünden hiç alakası yok. Hakikaten kimdi bu o adam? Ya var ya Amerikalı bir aktör abi boyda. İşte o Al Pacino. Ha. Hadi koçum, hadi senin yolun açık olsun. Yalla, yürü. Dur oğlum, yavaş. Sahiden şu şoförlük mesleği insanda sinir bırakmıyor. Hayret, ilk defa Mehmet Hoca'yı bu kadar sinirli görüyorum. Bir yaşıma daha girdim ha. Ya hakikaten doğru ya. Bugüne kadar hep bu sinirli lafları Osman ederdi. Ya Osman abim haklıymış, gerçekten haklıymış. Bugün anladım. Geldin sözüme değil mi kızım? Ben size hep bunu söylerdim de siz bana hiç inanmazdınız. Hoca hayrola, ne oldu? Ne olacak? Bugün bir kadın elinde papağanla arabaya bindi. E'si yolda papağan bir açtı ağzını. Bütün yol boyunca aptal Mehmet, şapşal Mehmet, Kalleş Mehmet diye sayıp durdu. Ya hocam, bu papağan senden ne istiyor? Ya benden bir şey istemiyor. Meğersem kadının boşandığı kocasına söylüyormuş. Adamın da adı Mehmet'miş. Sinirim bozuldu ya. Buyurun efendim, Akasya durağı. Aa, komiserim siz misiniz? Buyurun efendim. Öyle mi? Harika. Tamam efendim, hemen Sinan'ı alıp geliyorum. İyi günler. Ne oldu baba? Seni tehdit eden mafyalar yakalamış, komiser yüzleştirmeye çağırıyor. Yürü. Allah'a şükürler olsun, hadi gidelim baba. Geçmiş olsun. Eyvallah hocam. Komiser hoca, kötülere bir şey olmaz diye boşuna dememişler. Bak, herif mafyayla takıştı, gene yırttı. Bak dedikodu olmasın ama yani doğru gerçek bu ya. İyi günler beyefendiciğim. İyi günler, kime geldiniz? Peri Hanım'ı görecektim. Kim diyeyim? Ali Kemal deyin. İyi günler Peri Hanım. Sizi Ali Kemal adında birisi görmek istiyor da. Anladım efendim.
Sizi tanımıyormuş beyefendi. Uy. Al Pacino Kemal deseydiniz tanırdı, bir çiçek verip gidecekti. Maalesef beyefendi. Madem öyle, ben de dışarı bekleyeyim. Çıkınca veririm çiçeği. Hı. Sinan oğlum, iyi bak. Seni tehdit edenler bu adamlar mıydı? Sinan, bunlar mı? Bunlardı komiserim. Emin misin oğlum? Eminim komiserim. Bu salatalıkları nerede görsem tanırım. Siz kim oluyorsunuz da benden para istiyorsunuz ha? Siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyorsunuz mu siz? Ne diyorsun sen be? Gelsene bakayım buraya. Hey, ne oluyor orada? Karakolda komiserin gözünün önünde adam mı tehdit ediyorsunuz? Eşkıya mısınız oğlum? Ama komiserim, görüyorsunuz siz de. Sus! Konuşma. Hem suçlusun hem güçlü. Attırırım kodese vallahi. Özür dileriz komiserim. Siz yatın kalkın, komiserime dua edin. Yoksa hepinizin kulaklarından teker de... Bab, Sinan rahat ol oğlum. Nuri baba bir izin ver ya. Alayım şunları ayağımın altına da geberteyim. Sinan, karakolda olduğunu unutma, ona göre davran. Pardon komiserim. Şimdi Nuri Bey, siz bu adamlardan davacı mısınız? Sinan. Şikayetçiyim komiserim. Bunlara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Hatta mümkünse bunları asalım komiserim. Sakin ol oğlum. Onlar da senin için arabamıza çarptı diyorlar. Ya komiserim, isterseniz bir orta yol bulalım. İki taraf da inadından vazgeçsin. Arkadaşlar para istemekten vazgeçsinler. Sinan da şikayetinden vazgeçsin. Böylece bu işi tatlıya bağlayalım efendim. Ne dersiniz? Biz para falan istemiyoruz komiserim. O zaman ben ne davacı değilim yani? Kimse kimseden şikayetçi olmadığına göre çıkabilirsiniz. Ha, yalnız bana bakın. Bu adama yan gözle baktığınızı duyarsam hepinizi alırım içeri, ona göre. Tamam komiserim. Duydunuz komiserimi. Hadi yaylanın bakalım buradan. Bir daha görmeyeyim sizi, kırarım kemiklerinizi. Yürü ufaklık, yürü. Hadi. Gel buraya, gel. Soğan erkeği gibi sadece komiserin karşısında dayılık yapıyoruz. Allah Allah. Komiserim, efendim çok teşekkür ederiz. Ne demek Nuri Baba, vazifemiz. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun, size de. İyi çalışmalar komiserim. Hadi yürü, yürü hadi. Perhan'ım, Perhan'ım. Buyurun. Beni tanıdınız mı? Hayır. Yani aşk olsun. Ben Ali Kemal. Çıkaramadım. Al Pacino Kemal. Şimdi çıkardınız mı? Vaktiniz varsa eğer bu akşam yemeğe çıkalım mı? Aa, ne münasebet canım. Lütfen çekilir misin şuradan? Bağa şarkıları çalaydın kız. Unuttun mu? He, anladım. Sen naza çekiyorsun. Hayırdır, ne oluyor burada? Kimsin sen? Esas sen kimsin hemşerim? Kız beni seveyi, ben de onu seviyorum. Sen kim olaysın? Nişanlısı oluyorum. Nişanlısı mı? Nereye gidiyoruz? Üsküdar'a lütfen. Tamam. Aa, gözlerime inanamıyorum Melahat Hanım. Evet. Pardon, çıkaramadım ben sizi. Ben sizin rahmetli eşiniz Kemal Bey'in şirketinde muhasebede çalışıyordum. Siz şirkete gidip geldiğinizde görüyordum sizi. Öyle mi? Şimdi taksicilik yapıyor olmamı yadırgamışsınızdır herhalde. Yok, yadırgamıyorum. Ama çok şaşırdım. Hayat işte. İnsana neler getireceği hiç belli olmuyor. Çok haklısınız. Ya anne, dağıldın muhabbeti, unuttun beni. O tatile gideceğim diyorum ben sana ya. Kızım, şımarıklığın sırası değil. Baban izin vermez diyorum. Niye ısrar ediyorsun? Ya bana ne ya? Bütün arkadaşlarım gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Almayacağım zaten babamdan izin. Kaçıp gideceğim, göreceksin. Ay, bu kız öldürecek beni. Evladım, anneler babalar hiç evlatlarının kötülüğünü isterler mi? Bak, anne baba olduğun zaman bunu daha iyi anlayacaksın. Senin kılına zarar gelse onların ciğerine batar. Ağzınıza sağlık. Ne güzel söylediniz Melahat Hanım. Annesi ileride anne olduğu zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Değil mi canım? Beyler, siz de çay ister miydiniz? Sağ ol. Abi siz? Eyvallah burası. Abi. Bugün kimle tanıştım biliyor musunuz? Kimle? Melahat ablanın kızı Tuğçe ile. Hadi ya. Melahat ablaya benziyor mu? Nasıl bir kız? Vallahi ne desem ki, böyle çok efendi, güzel, böyle çok düzgün hanım hanımcık bir kızdı.
Murat, oğlum kızı ne biçim anlattın ya? Bana bak, aşık mı oldun lan yoksa? Dur be abi, hemen utandırma sen de insanı. Vay 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 seni. Vay. Uyan acım, vay başıma gelenler. Ançama, ne oldu oğlum sana? Yaktım beni Sinan abicim. Meğer Peri'nin nişanlısı varmış. Ya kardeşim kusura bakma, ben ne bileyim kızın nişanlısı olduğunu ya. Uy. Sanırsam adam boksör idi. Öyle bir vurdu ki yumruğu gözüme, feleğimi şaşırdım vallahi. Yıldızlar hala böyle döneyim Sinan abicim. İyi olmuş. Bu da sana ders olsun beyefendi. Evet. Bir daha kimseye eşillenmez. Yok. Sinan ağam, hadi yaradana kurban, pavyona geç kalacağız ya. Ya tamam Seyit, gidiyoruz kardeşim. Dur. Ali Kemal'cim, geçmiş olsun. Oy. Pardon, yürü Seyit. Hadi gidelim. Hadi hadi. Geçmiş hadi, olan kurban. Hadi yürü Seyit, yürü. Geç kalıyoruz, hadi. Alo Zeyno? Seyit. Ne oldu Zeyno? Niye ağlıyorsun? Seyit. Seyit kurtar beni ne olur. Ne oldu Zeyno? Babam kıydı bize Seyit. Beni başkasına verdiler. Nasıl başkasına verirler Zeyno? Seni başkasına yar etmem. Bir çare bul Seyit. Kurtar beni, kurban olduğum. Ölürüm de seni başkasına yar etmem Zeyno. Sabreyliyorsana. Seyit ne oldu oğlum ya? Zeyno'yu başkasına vermişler, ben gidiyorum. Dur ya, sakin ol. Nereye gidiyorsun? Zeyno'yu kaçırmaya gidiyorum. Oğlum bu işler tek başına yapılır mı? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Ben de geliyorum. Ben de seninle geliyorum. Eve döndüğümde seni evde bulacağımı düşünmüyordum. Ben de bir daha bu eve döneceğimi düşünmemiştim anne. Seninle bu evde yaşayamayacağımı düşünmüştüm. Ama gerçek bu değilmiş. Yerim senin yanınmış. Kızım. Olma Tesman, bitireyim. Gerçeğin ne olduğunu görmemi Burak sağladı biliyor musun? Benimle evlenmekten vazgeçmiş. Yani yine sen haklı çıktın. Aslında senin üzülmene üzüldüm. Benim haklı çıkmam önemli değildi Tuğçe. Sen bir damla gözyaşı döksen, ben bin damlasını dökerim. Sen bir kere üzülsen, ben bin kere üzülürüm. Seni bu kadar üzdüğü için o Burak elime geçse, onu şu anda parça parça ederim biliyor musun? Ona kızma anne. Aslında bundan birkaç saat önce ben de ona çok kızgındım. Ama şimdi gerçeği görmemi sağladığı için ona teşekkür etmek istiyorum. Canım benim, canım benim. Affet beni anne. Bitti. Her şey bitti. Her şey bitti. Tamam, tamam güzel kızım. Şş, ağlamak yok. Şimdi mutfağa gidiyorsun. Annene güzel. Orta şekerli bir yorgunluk kahvesi yapıyorsun, tamam mı? Tamam. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim, Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yolla. Yetiştir beni.